Şükür. Cahiller, kenara kaçın, yer açın bana bakayım. Aa, Dilber Hoca. Hocam ne arıyorsunuz siz masanın altında ya? Ay Pascal, ayakkabının altında köpek var, sil onu lütfen ya. Pardon hocam ya. Dilber Hocam, ne iş, niye masanın altındaydınız, siz ne arıyordunuz orada? Eşim dostun ısrarıyla Survivor seyrettim. Ay, aşırı derecede Yılmaz Morgül'e maruz kaldım. Ana rahmine dönme sendromu oluştu bende. Tarihte de büyük adamlara çok olmuştur bu. Kaçtım buraya, sığındım. Dün geceden beri masanın altında baş parmağımı emiyorum. Hocam neden korktun ya? Yılmaz Morgül diye biri var lan bu ülkede. Ay, benim haberim yoktu. Bak, tarihte her şekil var ama Yılmaz Morgül gibi bir şekil yok. Hüdayi nabit bir tip yani. Celal Şengör'ün bilimsel olmayan versiyonu. Ya Dilber Hocam, sizin gibi bir bilim insanı ne işi var Survivor falan seyrediyorsunuz siz ya? Sen hiç turşu kurdun mu Kadir? Tabii kurdum. Turşuyu bidona basarsın, üstten bastırsın diye de en üstte taş koyarsın ya. Evet evet, bilmez miyim, bilirim. Bilgiler de böyle işte, kafama bilgi doldurdum, üstten basın bilgiler birbirine geçsin diye magazin izleyeyim dedim ama contaya aktım. Ah be Dilber Hocam, ah biz de tam trafik duası falan yapıp milletin biraz, efendime söyleyeyim, trafikte rahatlamasına sebebiyet vermeye, en azından bu mevzuda dua etmeye başlayacaktık. O mübarek ağzınızda belki siz bir trafik duası yaparsınız. He? Ay yani bilmem ki nasıl olur. Yapın, yapın. Hocam lütfen, trafik duası yaptır. Amin o zaman. Amin. Cahil bu. Ay, daha duayı tamamlamadan amin diyor yani. Hocam ne yapayım? Bazen yerine tutturamıyorum ya. Ya neyse, tamam, siz devam edin hocam, devam edin siz. İstanbul İmparator Konstantin kurduğundan beri böyle bir kalabalık görmedi ya Rabbi. Ayak ayak üstünde duruyoruz. Bütün İstanbul adeta komple bir metrobüs gibi. Ya Rabbi, trafikte hepimiz üvey oğlu Brutus tarafından bıçaklanmış Jül Sezar gibi olduk. Bizleri kurtar. Amin. Ya Rabbi, ünlü tarihçi boynu kalın Fettah Bey'in yazdığı Tarihçe-i Şehriyav-ı Kasaba adlı eserin 14. bölümünün 26. dibacesinde de belirttiği gibi, sen bu İstanbul şehrinde çile çeken kullarının çilesini günahlarına kefaret say. Amin. Ya Rabbi, Alagoptel'den aldığımız bilgiye göre tekstil kent E5 bağlantısında şasisi düşük bir Doğan görünümlü Şahin yandaki arabayla kapışmaya girip şeritler arasında makas yaparken öndeki beton kamyonuna girmiş. Doğan'ı süren Apache'nin üstüne dökülen inşaat harcı donmuş. Eleman büste dönmüş. Trafik Bahçeşehir'e kadar uzanıyor. Senin de teyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, şu an Bursa, Ankara, İzmir, Antep'te, Adana'da trafik çilesine düçar olan cahil kullarına akıl fikir ihsan eyle. Amin. Tamam yeter. Ama Dilber Hocam, çok bilimsel dua ettiniz siz ya. Yani enteresan, değişik bir dua oldu. Yine de teşekkür ederiz. Sağ olun, ağzınıza sağlık. Bu dualar gerçek, hakiki efendim. Bunlar hani diyorlar ki makara mı yapıyor? Ya ne makara yapıyoruz işte efendim, niyazımızı belirtiyoruz yani. Dilber Hocam da niyazını belirtti, öyle mi hocam? Başlayalım o zaman cahiller. Yani artık halk bizden pozitif bekliyor. Doğru diyorsun. Hocam Twitter adresi versene. Pascal alt çizgi Kadir. Evet efendim, Dilber Hoca'yı duydunuz. Bize tweet atana kaynanasından birikmiş dolar hesabı miras kalsın. Amin inşallah. Hadi bakalım, işiniz gücünüz ders kessin, tabancanızdan ses gelsin demeden önce, Pascal, senin Instagram adresin neydi? B numara 21. Seninki Kadir? Benimki de Kadir Çopdemir'di. Orayı da bekliyoruz, eğlenceli sayfalarımıza şöyle bir göz atın. Hadi başlayalım bakalım. Aragaz.